arasındaki fark nedir desem. Çünkü neden önemsiyorum? Eda'nın ikizleri var. Biraz sonra bir videoda da onları da göstereceğim size. Şu an onlar ilkokul ikinci sınıftalar. Maalesef birinci sınıfı pandemide geçirip ikinci sınıfa başlayacak. Evet, online dersle birlikte ikinci sınıfa geçecekler. Ama daha öncesinde de burada anaokula gittikleri için biliyorsunuz. Az çok sistemi biliyorum, evet. Şimdi bir ilkokulu orada okuyan bir insan olaraktan ve buradaki çocukların da yaşadığın deneyim olaraktan nasıl bir farklılık var? Şöyle başlayayım ilk olarak. Biz çok kalabalık bir aileyiz ve benim bütün yeğenlerim herkes Almanya'da ve Amerika'da eğitim gördü. Biz ilk kez Ela ve Mina'yı burada okula göndererek Türkiye eğitim sistemini anladık. Evet, çünkü ben ve kardeşim de orada okulu bitirdikten sonra buraya üniversite için geldik. O yüzden dediğim gibi ilk kez bir ilk okuldan, daha doğrusu anaokuldan itibaren gözlemliyoruz. Yani şöyle, bilmiyorum, bu konuda çok yanlış da olabilirim ama bence oranın eğitimi daha iyi. Şöyle daha iyi. Birincisi, ben çok üzülüyordum tam gün gittikleri için. Orada yarım gün. Orada tam gün diye bir sistem yok. İlkokul özellikle en geç haftada bir gün olmak üzere o da. Bir de çıkıyorlar. Diğer dört gün 12 çeyrek geçe çıkıyorlar. Öyle. 8'de ders başlar. 12 çeyrek geçe biter. Evet, ve çocuğa bol bol aktivite, hobi gibi şeyler yapmaya vakit kalıyor. Oynamaya. Oynamaya. Evet ya, ailesiyle vakit geçirmeye. Ben çok üzülüyorum burada tam gün göndererek. Burada Elamina'da gördüğüm gibi işte modern dans, ondan sonra yüzme dersi, drama dersi gibi dersler var zorunlu. Onların hiçbiri orada yok. Ki bana sorarsanız gerekli mi? Hayır, değil. Belki çok yanlış da olabilirim bu konuda ama değil. Çünkü orada ilk dört yıl ilkokulda Almanca, İngilizce, matematik. İşte Almanca, ana bölümler çok önemli olduğu için diğerlerine o kadar önemli. Evet, kışın kayağa götürüyorlar ama o da ya belki bir kere, iki kere evet. Patene de götürüyorlar. Evet, spora da yöneltiyorlar. Bir haftada 2 saat beden dersleri orada da oluyor ve çok önemli. Buna ben de önem veriyorum. Ama hani yüzme dersi, işte modern dans, drama gibi şeylerin orada olmadığı için. Olsa da olur, olmasa da olur bana göre de. O yüzden bence ben burada çocuklara üzülüyorum. Türkiye'nin eğitim sistemini ben direkt Amerika ile birebir benzetiyorum. Onu da nereden derseniz, Amerika'da ablam olduğu için iki oğlunu okutuyor. Onların da ilkokuldan beri biliyorum Amerika'daki yolu. Türkiye ile aynı, ben çok üzülüyorum. Aslında Avrupa'ya örnek almak varken neden biz böyle bu kadar Amerika gibiyiz? Bu özel okullar, Amerika'sı. Akşama kadar olan eğitimler, işte dersler. Sosyallik sıfır. Yani bir aslında robot gibisiniz. Sabah benim çocuklarım da dahil. Sabah sadece kahvaltıda görüşüyoruz. Ondan sonra akşam yemeğinde robot gibi herkes görevini. Amerika'da da bu böyle. Yani aslında bir aile hayatı ölüyor bana göre. Türkiye daha çok Amerikan eğitim sisteminde. Bu biraz da herhalde siyasi bir süreç. Geçmiş yıllarda özel okulların biraz kültürü Amerikan eğitim sistemine yakınlaşmış. Ben ama sırf eğitim olarak değil, gözlemlediğim kadarıyla her yönde AVM kültürüyle de dahil Amerika'nın Moğolları gibi bizim çarşılarımız, güzel sokaklarımız, caddelerimiz maalesef bırakılıyor. Evet. Yani farklı. Evet, çünkü tam gün gidiyorlar, gelip yorgun geliyorlar. Yani değer mi? Değmez, çünkü o kadar saat okulda oturup bence gerekli aldıkları bilgiyi de unutup geliyorlar. Çünkü belli bir zaman sonra isteksiz gitmeye başlıyorlar. Mesela örneğin benim çocuklarım çok sıkıldı. Kışın karanlıkta geliyorum diyor ve ablamın kızıyla konuşuyorum. 10 yaşında ve çok mutlu. Yani o zaman ne diyoruz? Tavsiye ederim. Tavsiye ederim, evet. Sevgili Milli Eğitim Bakanı. Eğer bizim sözlerimiz size ne kadar etki sağlayacaksa hani biraz daha çocukların sürelerini kısaltıp daha sosyalleşmesini, oyun oynamalarını sağlayacak ortamlar yaratıp onları doğal süreçlerin içerisinde bırakmaları ve bolca ebeveynlerin de çocuklarıyla vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, ediyorum. Bir de orada özel okul sistemi çok fazla yok. Sanırım Almanya'da %10 kadar bir sayı yani okul olarak. Ama orada kurallara uymada olduğu için hangi mahalleye bağlıysanız o mahallenin ilkokuluna göndermek zorundasınız. Ben oradaki öğretmeni beğenmiyorum. Oradaki işte
örneğin diğer mahalledeki oturan kitle daha düzgün oraya göndermek istiyorum gibi bir şansınız yok. Servis zaten yok. Çünkü herkes kendi mahallesinde okula gittiği için çocuklar çok rahat bisikletle veya yürüyerek okula gidip geliyor eski zamanda gibi. Bizim o 70-80'lerde. Evet, aynen öyle. Özel okulda dediğim gibi olmadığı için çocuklar arasında bir kıyas, bir rekabet öyle bir şey de yok. Herkes aynı ortamda büyüyor. Yani her klasmanın çocuğu ya da her sınıfın çocuğu aynı sınıfa gidiyor. Ve asla anlayamazsınız kim kimin çocuğu. Öyle bir şeyleri de yok. Eşitlik. Eşitlik var. Kesinlikle bir eşitlik var. Evet. Biraz hani istedik ki deneyim, bakış açısı, farkındalık. Bu kelime başlıklarının altını dilerim. Sizin adınıza güzel doldurmuşuzdur ki size fayda sağlamışızdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.